9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 294 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 294 Bilimsel Makaleler. Bilim dünyasına katkıda bulunmak ve bilimsel iletişimi sağlamak amacıyla, doğru bilgiyi ve bilimsel yenilikleri bilim dünyası ile paylaşmak için yazılır. Ancak bilimsel makalelerin amacına ulaşabilmesi için de belli kurallara, tekniklere ve ilkelere uygun olarak yazılması gerekir. Bilimsel makale, edebi metinlerden farklı olarak açıklayıcı, kolay anlaşılır ve inandırıcı olmalıdır. Bilimsel bir makaleyi hazırlama süreci, seçilen konu veya iddia ile ilgili daha önceki çalışmalardan alıntılar yapma, ortaya atılan konu hakkında planlı ve sistemli veri toplama, toplanan bu verileri yorumlama ve değerlendirme, elde edilen sonuçları rapor etme sürecidir. Yazar bu süreçte elde ettiği sonuçları bilim dünyası ve toplumla paylaşır. Seçtiğiniz bir konu hakkında bilimsel bir makale yazınız. Cevap: Bilimsel makale örneği Türkiye'deki işletme gruplarında çeşitlendirme stratejilerinin evrimi. Makalede ilk önce çeşitlendirme stratejileri üzerine var olan yazın değerlendirilmekte ve gelişmiş ekonomilerdeki çalışmalardan yola çıkarak geliştirilen kuramların neden gelişmekte olan ülkelerdeki örgütlerin çeşitlendirme stratejilerini açıklamada yetersiz kaldığı tartışılmaktadır. Daha sonra, Türkiye'deki işletme gruplarının stratejilerinin evrimi, var olan kuramlardan ve sınırlı da olsa Türkiye'de bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışmalardan yararlanarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada küresel ekonomiyle bütünleşme sürecinde, çok odaklı, bir çeşitlendirme stratejisine geçmeye başladığı gözlemlenen işletme gruplarının odaklanma süreçleri üzerine kuram geliştirme yönünde ilk adımlar atılması ve gelecekteki görgül çalışmalar için bir zemin hazırlanması hedeflenmektedir. Yazacağınız metinde araştırma, kaynaklara ulaşma, genel ağ doğru ve etkin kullanma, not alma tekniklerini kullanınız, kaynak kullanma ve alıntı yapmanın hukuki ve etik boyutlarını unutmayınız, makalenizi yazarken ı, tekil, çoğul kişili ifadeleri kullanmamaya özen gösteriniz, makalenizi yazarken dilinizin açık ve anlaşılır olmasına, yazınızda devrik ifadelere yer vermemeye dikkat ediniz, yazacağınız makalede kaynak ve dipnot gösterme şeklinizi belirleyiniz, yazılarınızda tanımlayıcı, açıklayıcı ve tartışmacı anlatım türlerinden hangilerine yer verdiğinizi tespit ediniz. Yazım ve noktalama itibarıyla yazdıklarınızı gözden geçiriniz. Yazdığınız bir metinde yazım ve noktalama kurallarına uymanın metninizi daha etkili ve anlamlı hale getireceğini unutmayınız. Cevap: Herhangi bir yanlış tespit edilmemiştir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 294 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.